Damon, merhaba. Nasılsın? I'm absolutely fine, excited. Gayet iyiyim. Bu oluşumun bir parçası olduğum için de oldukça heyecanlıyım. Ve tabii ilk konserimize çıktığımızda yapacaklarımız için de heyecanlıyım. Şüphesiz hepimizin konsere katacağı farklı bakış açıları olacak. Bu çok heyecanlı bir şey. Yeni bir şey yaparken kağıt üzerinde o projenin tam olarak nasıl olacağını bilemiyorsunuz. Ancak sonuç neredeyse her zaman muhteşem oluyor ya da ilham verici oluyor. Suriye'ye daha önce hiç gittin mi? Evet tabii ki. Suriye'ye birçok kez gittim. Orası ile ilgili ne hatırlıyorsun? Suriye'ye en son gittiğimde 2010 yılıydı. Şam'ın belediye binasında muhteşem bir konser vermiştik. İnanılmaz güzel vakit geçirmiştim, hatırlıyorum. Orayı bu kadar seveceğimi tahmin etmiyordum, ancak çok sevdim. Suriye'yi en son bıraktığımda etrafına pozitif enerji saçan, herkesi muhteşem güzelliğiyle büyüleyen ve kültürüyle etkileyen bir şehirdi. Bir anlamda bu geçen sürede Suriye'yi uzaktan izledim. Orada tanıdıklarımla, orkestranın bazı üyeleriyle iletişimde olmaya devam ettim. Fakat bu süreçte Suriye'yi uzaktan izlemek zorunda kaldım. Maalesef Suriye'nin kalbinin kırılmasına şahit oldum. Bunu yapmak gerçekten zordu. Şu an yaptığımız şey sanırım elimden gelen tek şey. Bu dağılan orkestrayı bir araya getiren ekibin bir parçası olmak. Ve tabii insani tarafımızı batıya göstermek. Bir şekilde propaganda yapmaksızın sadece insani yönümüzü ortaya çıkarmak. Bunu yapmaya çalışıyorum. İnsani değerlerin önemini gün yüzüne çıkarmaya çalışıyorum. Merhaba, neredesin? Suriye'nin hangi bölgesinden geldin? From Damascus. Suriye'nin Şam kentindenim. Birçoğumuz hala Şam'da yaşıyor. Damon'un da söylediği gibi uzun süre sonra ilk defa hep beraber çalacak olmamız çok güzel. Şu an hala Şam'da da çalıyoruz, konserler veriyoruz. Birçok meslektaşım bu işi yapmaya, müzikle uğraşmaya devam ediyor. Tabii bazılarımız Şam'ı terk etmek zorunda kaldı ve başka ülkelerde yaşıyorlar. Bu bizim yeniden bir araya gelmemiz için müthiş bir fırsat oldu. O yüzden bunu mümkün kılan herkese teşekkür etmek istiyorum. So it's very perfect. Senin için Avrupa'da rahatça seyahat edebilmek mümkün oluyor mu? Çünkü biliyorsun Suriye'deki ilk savaştan sonra bazı ülkeler göçmenlere karşı oldukça mesafe koymaya başladılar. Vize almak gerçekten bizim için hiç kolay değil. Biliyorsunuz karışık durumlar var. Kesinlikle kolay değil. Aslında tüm bu insanların bu proje için vize alabilmeleri gerçekten bir mucize. 50 kişi vize aldı. Yeah, 50 people. 50 kişi. Hepsi Suriye'den mi peki? Yoksa farklı ülkelerden? They're all Syrians. Bu insanların hepsi Suriyeli. 35 came from Damascus. Bu gerçekten halen Suriye'de yaşayan Suriyeliler için çok zor bir süreçti. Sadece 2-3 ay Londra'daki konserimize gidebilmek için vize almakla uğraştık. Neredeyse bu işin olmayacağına inandığımız noktaya geldik. Sonra bir şekilde araya bir takım tanıdıklar girdi ve gerçekten çok uğraştık. Ve bir şekilde bu iş oldu. Ancak şunu söylemek lazım ki, ben burada bu işin olması için uğraşan onlarca insanı, o insanların uğraşını temsil ediyorum. Orkestranızın adına bu savaştan sonra ne değişti? Orkestranın tüm üyeleri hayattalar mı şu an? The members of your orchestra. Orkestra üyelerimizin birçoğu hala hayatta. Hayatta olanların birçoğu tabii ki ülkeyi terk etti. Şam'da hala çalmaya devam ediyoruz. Fakat Damon'un da bahsettiği gibi durumlar maalesef o zamanki gibi değil. Yaşı daha büyük olan birçok meslektaşımızı kaybettik. Ama yine de çalmaya devam ediyoruz elimizden geldiğince. Şu an Şam'dan gelen birçok müzisyenimiz burada. Daha önce de söylediğim gibi burada bir araya gelmiş olmamız bizim için çok önemli bir fırsat. Damon, Suriye'ye baktığında ne görüyorsun? Oradaki durumu nasıl değerlendiriyorsun? Suriye hakkında her gün birçok konuya ve konuşmaya şahit oluyoruz. Ancak ben hala orada yaşayan veya orada ailesi bulunan insanlar tanıyorum. Suriye'yi resmen televizyondan gördüğümüz kadar anlıyoruz. Ve televizyon, dünyayı anlamak için çok zorlu ve karmaşık bir yol. Her geçen gün, televizyonda gördüklerime inanıp inanmamak konusunda daha dikkatli olmaya çalışıyorum. Çünkü televizyonda her şeyi dört köşeli bir kutu, bir kare içinde görüyorsunuz. Ve onun dışında kalan hiçbir fikri anlayamıyorsunuz. Ve televizyonda gördükleriniz sürekli olarak hükümetler tarafından kullanılıyor. Hükümetler, televizyonu, medyayı kullanıyorlar.
Bu yüzden televizyonda izlediklerimiz her zaman doğruyu yansıtmıyor. Bilmiyorum, olanların gerçek yüzünü anlamam için Suriye'ye gitmem lazım. Ben herkesin televizyonda gördüğü, bildiği Suriye'yi biliyorum. Belki de bunu cevaplaması gereken insan ben değilim. I'm not the person to ask. You know what I mean? Bu konserlerin sizin için anlamı nedir? You. I think that Suriyeliler sanatı çok seviyor. Aynı şekilde müziği de çok seviyorlar. Biz burada bunu göstermek istiyoruz. Buradaki herkes kendini müzik yoluyla ifade etmeyi tercih ediyor. Tabii bu vesileyle kültürümüzü de yansıtmak istiyoruz. Bu konser tüm bu insanlara kendilerini ifade etmeleri için bir fırsat verecek. Suriye'nin ülkedeki savaşı bitirmek için bu insanlara ihtiyacı var. Bu gerçekten çok önemli. By supporting to stop the crisis in Syria, not too much, not more than that. My last question about the concert. Konser hakkındaki son sorum. Sanırım Raşit Taha gibi bazı sürpriz konuk sanatçılar da olacak. Konser ne kadar sürecek? I mean, ours is going to be ended. There's a lot of people that. Tıpkı African Express turnemizde olduğu gibi bu konserlerde de birçok önemli konuk sanatçı olacak. Sürpriz isimler olacak. Biz konserlerin açılış kısmında olacağız. Yes, they start off very open. We're at the opening of the process at the moment. İstanbul'a geldiğimiz noktada konser bambaşka bir şeye dönüşmüş olacak. Açık fikirli, müziğin ve insan haklarının önemini kavramış olan herkesin gelip bu konseri dinlemesini tavsiye ederim. Concert, please. Çok teşekkür ederiz. İstanbul'da görüşmek üzere.